Değerli öğrencilerim, merhabalar. Bu soru tipimiz bugünkü denemede çıkmıştı. Şöyle kalemi açayım önce. Tabii bu soru tipinde açıkçası biraz tabloda bilgiler farklı bir şekilde verilmiş ama sorunun çözümü sizler de göreceksiniz canlar. Çok basittir. Şimdi bana diyor ki deniz, göl ve akarsulardaki suların buharlaşarak atmosferde oluşturduğu su buharına nem denir. Havadaki nem oranı havanın bulunduğu yere ve sıcaklığa göre değişir. Sıcaklık arttıkça nem oranı artar. Ayrıca deniz ya da göl kenarındaki bölgelerde nem oranı karasal bölgelere göre daha yüksektir. Gölge bir yere asılı iki termometrenin civalı kısımlarına eşit miktarda kuru ve ıslak termometre işte pamukla sarmış. 40 dakika beklediğinde aşağıdaki tabloya yer alarak nem oranı belirlenebilir demiş bana. Şimdi canlar bu tabloyu nasıl yorumlayacağız? Bu tabloda adam kuru termometre yani normal sadece termometreyi alıp havadaki sıcaklığı ölçtüğümüz zaman 10 ile 14 derece arasındaki değerler, 15 ile 19 derece arasındaki değerler, 20 ile 25 derece arasındaki değerleri burada vermiş bu sütunda. Sonra burada diyor ki bana ıslak ve kuru termometre arasındaki sıcaklık farkı da bir dereceden başlayıp 10 dereceye kadar burada vermiş. Dolayısıyla şu kısım var ya şu bölge 1, 2, 3, 4, 5, 10'a kadar olan kısım ıslak ve kuru termometre arasındaki sıcaklık farkıdır. Sonra burada nem oranı vermiş yüzdeliğini. Bunlar da bu sütunlar 85, 90, 90, 75, 80, 80. Bu sütunlar da nem oranıdır. Şimdi bakın ne olacak? Biz bu tabloyu nasıl kullanacağız? Hemen bana diyor ki hava sıcaklığı 12 derece iken. Hava sıcaklığı 12 ise bu kuru termometrenin değeridir. Yani 12, 10 ile 14 arasında olduğu için 12 burada değil midir? Yazıyorum. Tamam, yazdık. Islak ve kuru termometre sıcaklığı arasındaki sıcaklık farkı 1 derece olsun diyor. 1 derece de buradadır. Bunu da aldım. Bu ikisinin birleşimi kaç oldu? Şurası 85'te birleşmediler mi? Birleşti. O zaman demek ki bu bölgenin nem oranı kaçmış? 85'miş. Bu kadar basit. Sonra geçiyorum. Hava sıcaklığı diyor 16 derece al Rıdvan hocam. Alıyorum. 16 kardeşim 15 19 arasında değil mi şurası? Tamam. Islak ve kuru termometre arasındaki sıcaklık farkına diyor 2 derece al. Onu da alayım. 2 alıyorum. Getiriyorum. Bu ikisini birleştiriyorum. Kaçta birleşti? 80'de birleşti. O zaman buradaki nem oranı bu bölgede de 80'dir. Sonra diyor ki hava sıcaklığı 21 derece al. 21 derece kuru termometredeki değer 20 ile 25 arasında olduğu için 21 burası. Peki hava sıcaklığının arasındaki fark yani ıslak ve kuru termometre arasındaki sıcaklık farkını kaç al diyor? 2 derece al. Bunu da 2 alıyorum. İkisini birleştireceğim. Kaçta birleşti? Bu da 80'de birleşti. O zaman bu bölgedeki nem oranı da 80 çıkıyor. Sonra bana diyor ki hava sıcaklığını 20 derece al, 23 al. 23 de yine 20 ile 25 arasında olduğu için onu da burada alıyorum. Ama termometreler arasındaki sıcaklık farkını bu defa diyor 4 derece al. 4 derece alıyorum canlar, getiriyorum. Nerede birleştiler bunlar? 65'te birleştiler. O zaman bu bölgenin nemi de 65'tir. Sonra bana soruda diyor ki kardeşim hangisi diyor kıyı şeridine yakın bir bölgede olma olasılığı daha yüksektir. O zaman nem oranı ne kadar fazlaysa o kadar kıyıya yakındır. Nem oranı en yüksek olan aşık çıkmadı mı 85? O zaman cevabımız ne olacaktır? A olacaktır. Gördüğünüz gibi gayet basit bir soru arkadaşlar ama tabi tabloyu kullanmak biraz yorum isteyen bir durumdu. Bu soruda özellikle hocam bunu video yapıp atar mısınız diyen Asya Fım'a çok çok teşekkür ediyorum. Her şey umarım gönlünüzce olur. Başarılar diliyorum.